kontrol edilebilir mi? Çekimserlik kontrol edilebilir mi? Kaygı kontrol edilebilir mi? Bunların cevabını aslında verebilecek olan belki psikiyatrlar ya da psikologlardır. Dolayısıyla benim burada onların işini yapıyormuş izlenimi vermem çok yanlış olur. Benim bugüne kadar aldığım eğitimler ve yaptığım çalışmaların sonucunda söyleyebileceğim şey gözleme dayalı olan şudur. İnsanlar genellikle duygu ve düşüncelerini çok fazla kontrol etme yetisine sahip değiller. Kontrol edebildiğimiz şey davranışlarımızdır. Dolayısıyla siz kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz. Bu noktada sizin rahatsız hissetmemeniz ya da bunu kontrol edebilmeniz çok kolay değildir. Bunu ancak şöyle kontrol edebilirsiniz. O hissi yaratan şartı değiştirebilirsiniz. Kravat taktığınız zaman bu sizi strese sokuyordur, mutsuz oluyorsunuz çünkü size bir şey hatırlatıyordur. O kravatı çıkarabilirsiniz. Ya da herhangi bir özellik bulunduğunuz noktadaki sizde endişe yaratıyordur, kalabalık endişe yaratıyordur sizde. Bunun nedenini anlamak, onu ortadan kaldırmak için bir araçtır. Ama eğer bunların temeli geçmişe dayanıyorsa, o zaman burada tabii bir profesyonelle çalışmak lazım. Diğer taraftan endişeli olabilirsiniz, kaygı duyabilirsiniz ya da müthiş stres içindesiniz ama bunu yansıtmama şansınızın olduğunu düşünüyorum. Yani bu bizim kontrolümüz altında bence. Çünkü bir vücudumuzun verdiği bizim kontrol edemediğimiz tepkiler var. Kızarmak ya da terlemek gibi. Bunları kontrol edemeyebiliriz. Ama diğer taraftan yüzümüze oluşturduğumuz o gülümseme, o hafif bir tebessüm, duruşumuzdaki hafif bir dikleşme, biraz belki karşımızdaki insanın gözlerinin içine bakabilmek. Bunlar davranış. Bunları kontrol etme şansınız var. Dolayısıyla yaşadığımız şeyleri karşımızdaki insanlara ne kadar yansıtacağımız bence bizim seçimimiz. Ama bunun ötesinde benim çok sevdiğim bir söz vardır. Mükemmellik bir alışkanlıktır. Genellikle bunu söylediğim zaman yanlış anlaşılıyor ama aslında bu sözle anlatılmak istenen şey şu. Bir şeyi bilinçli olarak bir bilgiyi tekrarladığınız zaman bu içselleşir ve davranışa dönüşür. Davranışlar alışkanlığa dönüşür. Dolayısıyla bilinçli olarak bir farkındalığı yaşamak ve o farkındalığı davranışa dönüştürmek sizin bütün bu bahsettiğimiz nahoş duyguları da aşmanızı sağlayacak olan bir anahtardır bence.